Değerli hocalarım, sayın katılımcılar, hepinize çok teşekkür ederim. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Bizim şey yapabilir misiniz? Evet. Sunmak istediğim ürün CUP2 radyasyon filtresi. Filtremiz seramik alaşımlı bir filtre. Gelişmiş bir grid diye düşünebilirsiniz. Radyasyonu C-kollu röntgen, mamografi, hasta başı sayar röntgen, diş röntgeni, bu tür röntgenlerde kullanabilirsiniz ve yansıyan röntgen ışınlarını, X ışınlarını bizim laboratuvarımızda yaptığımız testte %72 oranında seyreltiyor, azaltıyor. Filtreyi takmadan önce gördüğünüz gibi hastadan yansıyan ışınlar kullanıcının tiroid, skrotum ve diğer bölgelerine sıçrıyor. Filtreyi taktığımız zaman filtre ışınları belirli bir yerde toplayarak direkt image intensifier'a ya dedektöre yönlendiriyor. Böylelikle ışınların saçılmasını engelliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde gördüğünüz gibi X ışınları kararsız şekilde 3 metre aşağı yukarı çapında alana yansımış. Filtreyi taktığımız zaman ışınları bir yerde toplayarak direkt dedektöre yönlendirmiş ve böylelikle görüntü kalitesinin artmasını sağlamış. Filtrenin takılmadığı hali ki görüntü, filtre takıldıktan sonraki görüntü kontrastı arttırarak yaklaşık 5 kilovolt kontrast arttırarak görüntünün yumuşak dokuda ki görüntünün daha net görülmesini sağlıyor. Yapılan laboratuvar testlerinde yine söylediğimiz gibi radyasyonu CUP2 kullanıldığı zaman %72 oranında azaltmış. Sağlık Bakanlığı TAEK'ten bir rapor istedi. TAEK'ten Emine Hanım bu konuda bir çalışma yaptı 2018 yılında. Bu TAEK'in yaptığı çalışmada da bu rakamın %85'lere çıktığını rapor ettiler. Bu hepinizin bildiği gibi radyasyona karşı ne kadar güvendesiniz. Kullandığınız kurşun yelekler ne yazık ki sınırsız şekilde kullanamazsınız. Bu kurşun yelekler kullanım şekline ve kullanım şekline göre zarar görebilir veyahut zaman içinde radyasyonun soğurması nedeniyle doyum noktasına ulaştığı için yelekleri zaman zaman ya nötralize etmek zorundasınız veya değiştirmek zorundasınız. Biraz konuşmamın başında söylediğim gibi C-kollu röntgen, CR, seyyar röntgen, mamografi ve diş röntgeninde hepsinin ayrı ayrı modelleri var. Şu gördüğünüz ürün C-kollu için 7 inçten 12 ince kadar modeli var. Koroner anjiyodaki modeli ayrı. Mamografideki modeli ayrı, diş hekimliğinde kullanılan röntgendeki modeli ayrı. X ışın kaynağını bu şekilde bir ataçmanı var. Fixliyorsunuz, bu şekilde kullanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sorusu olan varsa da biz. Teşekkürler sunumunuz için. Şimdi şeyi anlamadım. Bir slaytınızı açabilir misiniz? Tabii. Biz hocamla ikimizin de çünkü bir noktada takıldık da oraya. Slaytı tekrar
Birden başlayalım. Slaytın başına gelirseniz. Şimdi açılana kadar soruyu sorarım o zaman. Bunu tam olarak taktığınız yer X ışını tüpünün yani X ışını kaynağının olduğu lokasyon değil Evet, mi? Evet. Hani X ışınını yaratan bir ilgisi yok yani. Nasıl? Image reseptörle bir ilgisi yok, yok değil mi? Yok, image intensifier şimdi bir dakika. Sorum da tam oradan olacak çünkü. Bir ileri gelelim hocam. Bakın, burada tamam. Tamam. Şimdi bir iki tane hasta pozisyonlamasını gösterdiğiniz bir resim vardı. Oraya evet. Gelebilir misiniz? İlerleyelim hocam. Evet. Şimdi alt taraftaki backscattering'i azaltıyor diyorsunuz aplikasyon öncesi. Evet. Yani X ışını tüpün çıkışına taktığımız bir materyal. İmaj reseptördeki backscattering'i nasıl azaltıyor? Biz oraya takıldık açıkçası biraz. Çünkü yani şu kırmızılı fotoğrafta verdiğiniz o yanda duran hekime, teknikere giden evet. Saçılma, oradaki masadan dolayı olan saçılmalar veya hastadan dolayı olan saçılmalar her neyse. Ama şimdi çıkışta siz biraz daha bir alignment'ı arttırıyorsunuz. X ışını demetin alignment'ını daha da iyileştiriyorsunuz. Biz biraz mekanizmayı anlamadık açıkçası. Yani çünkü oradan olacak her türlü saçılma yani cihazı taktıktan sonra siz X ışını gönderiyorsunuz. Daha sonrasında oradan olacak her türlü saçılma bir hastadan dolayı yani hasta içi vücut içi backscattering evet. Ya da masadan dolayı olan saçılmadan evet. Olacak. Yani başla oradaki saçılmanın azalmasını biz şey yapamadık, çok kestiremedik. Şimdi ışın demetini tek noktada toplayıp dedektöre göndermesi nedeniyle siz masadan ve hastadan kaynaklanan saçılmayı daha az görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Işın demetini bir noktada topluyor. Şuna geleyim. Bizim bir dakika. Bizim zaten bir BIM geometrimiz bakın. Var şeyden çıkarken. Nasıl? Yani tüpten çıkarken bir geometrimiz evet. Var BIM. Evet. Bu geometri tekrar mı? Yani daraltıyor. Daraltıyor. Aynen öyle. Şuradaki resme bakarsanız peki, eğer. Oradaki resimde ışın demetini daraltarak buradaki şey alanı çevresine topluyor. Ve direkt dedektöre daha dik açıyla gönderiyor. O zaman, bütün saçılan X ışınlarını bir araya topluyor ve dedektöre o şekilde gönderiyor. O zaman biz bunu dar bölgelerde kullanabiliriz sadece değil mi? Çok geniş vücut çekimlerinde evet. Kullanamayız bunu. Kullanabilirsiniz. Niçin? Ama demet çapını küçültüyorsunuz. Yani alan yani demeti küçültüyorsak eğer demeti küçültüyorsunuzdan kastım şu şeyin X ışınını veren jeneratörün zaten bir camı var. Siz bizim söylediğimiz siz şeyi CVPK'yi takmadan demet bu şekilde gidiyor. Bu şekilde giden ve dedektör yukarıda. Işının bu şekilde gitmesi lazım. Ama kararsız fotonlarda nedeniyle demet bu şekilde gidiyor. Biz demeti bu hale getirip direkt dedektöre gönderiyoruz. Bu sebeple buraya giden ışınlardan hastanın faydalanması mümkün değil ki. Peki, teşekkürler. Açıklayıcı olabilir mi? Tamam. Teşekkür ederim. Başka Necdet sorusu olan? Bey katkılarından ötürü teşekkür ederiz.